pardon dediğinizde kusura bakmayın ama haksız yere içeride cezaevinde tutuklu kalan kişinin o günleri geri gelmiyor. Ticari itibarı, maddi kayıpları geri gelmiyor. Dolayısıyla pardon dediğinizde, özür dilediğinizde veremeyeceğiniz o günleri, o vakitleri, özgürlüğü o zaman o kararı verirken çok iyi düşünmek, bu anlamda haksızlık ve mağduriyete neden olmamak lazım. Bizim için ister yabancı, ister yerli yatırımcı, ister işçi, ister çiftçi, ister işveren ne olursa olsun hukuk güvenliğini bu anlamda lehine, vatandaş lehine koruyacak. İşte tutuklamaların keyfiliğinden uzak, tutuklama istisna olarak değerlendiren, hukuk güvenliğini daha da güçlendiren uygulamalar hep beraber arayışlarını sağlayacağız. İster yerli ister yabancı yatırımcı olsun, uzun vadeli yatırımlar da öngörülebilir, sonuçları kestirilebilir bir hukuk pratiğiyle yakından ilgilidir. Yatırım yapacaksınız ama hukukun öngörülebilirliği, ekonominin öngörülebilirliği doğru bir orantılıdır. Anayasa Mahkemesi karar verip mahkemenin uyar mı uymaz mı gibi bir öngörülebilirliğin olmadığı bir yerde bu anlamda yatırımdan, hukuk öngörülebilirliğinden bir şey bahsetmek mümkün değil. Dolayısıyla anayasa, kanun, hukuk uygulanmak için vardır. Hukukun öngörülebilir olması bu anlamda ülkemizin hukuk devletinin yerine gelmesi adına çok önemlidir, hayati derecedir.